Sevgili seyirciler, gıda makinalarında süt soğutma tankları konusunda uzmanlaşan Konya merkezli Form Paslanmaz, süt üretiminden sonraki en önemli halkayı oluşturuyor. Zira soğuk zincirin bozulmaması için sütün artı 4 derecede muhafaza edilmesi ve taşınması gerekiyor. Türkiye geneline 8 bayiyle hizmet veren firmanın girişimci kurucularıyla üretimin sağlık boyutunu Eko Gündem'de konuşuyoruz. Gıdaların çoğu işlenmiş ve paketlenmiş olarak son tüketiciyle buluşuyor. Market raflarında gördüğümüz her bir gıda maddesinin bizlere ulaşana dek izledikleri maceralı bir yol var. Bu yolculuğun en önemli kahramanları makinalar oluyor. Ham maddeler kimi zaman tarladan, kimi zaman hayvanlardan elde edildikten sonra makinaların maharetiyle nihai ürüne dönüşüp raflarda yerini alıyor. Ve süt ürünleri işleyen firmalara makina ekipman üretip montaj hizmeti sunan Form Paslanmaz Konya'da faaliyet gösteriyor. İki girişimci kardeş Hasan Hüseyin Sarma ve Zahit Sarma sektörde edindikleri bilgi ve tecrübeyle 2008 yılında güç birliği yapmaya karar veriyor. İşletme müdürü Zahit Sarma yola çıkış hikayelerini paylaşarak söze başlıyor. Ben bu sektörde yaklaşık 20 yıldır çalışmaktaydım. Ben işin imalat kısmındaydım, üretim kısmında. Kardeşim de satış, pazarlama kısmında çalışıyordu. Yani bizim şansımız ikimizin de aynı sektörde fakat farklı dallarda çalışmamız. Burada bayağı bir yılların verdiği tecrübe birikimi var bizde. İşte biz bu tecrübeyi kullanarak 2008 yılında kardeşimle birlikte hiçbir sermayemiz olmadan büyük bir cesaret örneği göstererek işe başladık. Süt ve süt ürünleri sektöründe elde edilen deneyim doğru zamanda doğru adımların atılmasını sağlıyor. Süt sektöründe başladım. Süt sektöründe işte normal bir eleman olarak o sektörde işte bir idari kısımda normal bir eleman olarak göreve başladım. Bu benim bendeki zannedersem bana iş veren kişinin bendeki ışığı görmesinden kaynaklanan işte kısa bir süre sonra beni satış müdürü yardımcılığına getirmesi. Daha sonra işte daha kısa bir süre sonra da beni satış müdürü yapması orada ve uzun yıllar orada hizmet verdikten sonra bizim sektörümüzle alakalı makine üretimi yapan bir firmaya, yine Konya'mızda faaliyetini devam ettiren bir firmada çalışmaya başladık. Derken sütü ve süt işlenen bütün makineleri sütü tanıdık. Daha sonra süt işlenen bütün makineleri tanımaya başladık. Ve bu 2008 yılına geldiğimiz zaman kendiliğinden ortaya bir fikir çıktı. İşte ortağım olan abim, o da bu sektörün içerisinden gelen birisi. Dedik ki biz niye bunu başkalarıyla yapalım? Soru başlangıcı oluşturuyor. Deyim yerinde ise sıfırdan başlanıyor. İlk işe başladığımız zaman işte 150 metrekarelik bir dükkanla başladık. Yanımızda bir tane elemanımız vardı. Bu 150 metre birkaç yıl sonra 300 metrekarelik bir kapalı dükkanı oldu. Dükkan diyoruz oralara. Bugünkü geldiğimiz noktada işte sadece imalat alanı 1100 metrekare olan, idare binası ayrı bir yer olan şu anda burada imalat ediyoruz. 15-16'ya yakın eleman istihdam ediyoruz. Şartlar Sarma kardeşleri üretip başarmak için hırslandırıyor. Hep daha iyisi hedeflenerek adımlar atılıyor. Ürettiğimiz makinelerin kullanıcı tarafından nasıl kolay kullanılır? Onlar için basit yolu nedir? Buraları. En önem verdiğimiz noktalardan birisi burası. Yani onlar için biz diyoruz ki bu arkadaşımız bunu kullandığı zaman uğraşmasın. Hedef ürün sayısının ve hizmet yelpazesinin kısa sürede genişlemesi sonucunu doğuruyor. Süt ve süt üretiminde kullanılan sistemlerden süt soğutma tankı, süt pişirme kazanları, lor kazanları, kaşar peyniri proses kazanları gibi ürünlerin imalatı kısa sürede gerçekleştiriliyor. Bizim ana üretim dalımız süt sektörü.
gıda makineleri içerisinde süt sektörüne hitap ediyoruz. Süt sektörünün ihtiyacı olan süt soğutma tankları, proses tankları, yani sütün işlenmesi aşamasında gerekli olan proses tankları, araç üstü süt nakil tankları, yani kısacası süt fabrikasında olması gereken bütün makine ve ekipmanın yaklaşık %80'li kısmının imalatını yapmaktayız. Süt üretiminden sonraki birinci halkayız biz. Süt soğutma tankı, sağım sonrası süt içindeki yararlı bakteri ve besin değerlerinin korunması için süt deposu olarak kullanılabiliyor. Makinayla sağılan süt vakit kaybedilmeden bir tanka aktarılıyor. Süt soğutma tankı sütün yapısının ve kalitesinin korunmasını sağlıyor. Firmanın ürün portföyünde en önemli kalemlerden birini araç üstü süt soğutma tankları oluşturuyor. Sütü buradan 4 derece alıyorsunuz. Atıyorum 500 kilometre ileriye götürüyorsunuz. Gittiğiniz zaman, oraya vardığınız zaman 1 derece bile fark etmeyecek şekilde sütü muhafaza edebilen araç üstü süt nakil tankları imal eder. Tankı kullanan üreticilerin veya kooperatiflerin sütleri daha yüksek fiyatlara satılıyor. Süt soğutma tankında sütün besin değeri korunduğu için toplum daha sağlıklı beslenmiş oluyor. Sağlıklı beslenen toplum da daha sağlıklı bir yaşam sürüyor. Üretimde en çok kullanılan ve rağbet gören malzemenin paslanmaz çelik olduğu bilgisini paylaşan işletme müdürü Zahit Sarma, paslanmaz çeliğin gıda endüstrisindeki işlevinin de altını çiziyor. Biz bu sektöre sağlıklı, insan sağlığına zarar vermeyen faydalı ürünler üretilmesi için katkı sağlıyoruz. Paslanmaz çelik gıda ürünlerinin olduğu her yerde mutlaka kullanılması gereken bir ürün. İşte özelliği içeriği olarak krom ve nikelden oluşuyor, paslanmıyor. Dolayısıyla içine giren ürünün bozulmamasını sağlıyor. Hiçbir şekilde bozulmamasını sağlıyor. Paslanmaz çelik, gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve muhafazasında uzun zamandır standart bir malzeme olarak kullanılıyor. Paslanmaz çeliğin düzgün ve parlak yüzeyi yapışmayı ve kirin kalıcı olmasını önlediği gibi, yüzeyin sert olması, parlaklığın da kalıcı olmasını sağlıyor. Zahit Sarma, paslanmaz çeliği piyasada geçmiş dönemde kullanılan diğer alternatiflerle kıyaslıyor. Plastik işte kanserojendir, siyah saç dediğimiz ürünler pas oluşturur, ürünün bozulmasına sebep olur. Paslanmazda böyle bir şey yoktur. Kesinlikle içine koyduğumuz ürünün koruyucu özelliği vardır. Dünyanın tek tercihi gıda konusunda paslanmaz çeliktir. Firmanın yönetim kurulu başkanı Hasan Hüseyin Sarma, müşteri memnuniyetinin hizmet anlayışlarının tam da odağına yerleştirdiklerini dile getiriyor. Bizim için en önce gelen paradan, puldan ziyade müşterimizin memnun olması. Yani biz diyoruz ki biz müşterilerimiz, çalıştığımız insanlar bizim müşterimiz olduktan sonra bizim ailemizden birer bireydir bunların hepsi. İşletme Müdürü Zahit Sarma iş akışlarına dair bilgileri paylaşıyor. Ülke genelinde 8 tane bayimiz var. Biz siparişlerimizi bayilerimiz aracılığıyla aldığımız gibi direkt üreticinin de gelip sipariş verdiği oluyor. Üreticinin siparişiyle birlikte imalatımız başlıyor. İmalat programımızı alıyoruz sipariş sonrasında. İşte ham madde girişi, ürünün işlenmesi, tabii bunun yanında kaliteye çok önem veriyoruz. Bizim için en önemlisi kalitedir. Hiçbir şekilde ikinci sınıf malzeme kullanmıyoruz. Hep birinci sınıf kaliteli malzemeler. İşte bu elektrik malzemeleri olsun, sac olsun, kullandığımız sac olsun. Daima birinci sınıf kaliteli malzemeler kullanıyoruz. Siparişin gelmesiyle hummalı bir çalışma başlıyor. Program dahilinde üretime geçiliyor. Önce üretim programımızı hazırlıyoruz. İşte bu programımız haftalık, aylık bazlarda oluşuyor. Üretim programımızı hazırlıyoruz. Sırası gelen ürün ham madde kesilip hazırlanıyor. Daha sonra kaynak aşaması başlıyor bu işin. Kaynağı yapılıyor. Kaynaktan sonra işin temizlik aşaması ve montaj aşamasına geliniyor.
En son montaj aşaması bittikten sonra ürünlerimiz test ediliyor. Hiçbir şekilde test edilmeden ürün göndermeyiz. Tercihinde bulunurken koyulacağı alan ve süt kapasitesi belirleyici etkenler oluyor. Süt tankları yatay ve dikey olmak üzere ikiye ayrılıyor. Talep doğrultusunda tankların üretim süreci de değişkenlik gösteriyor. Hem yerinde görüyoruz hem müşterinin talebi işte ürünün miktarını belirtiyor müşterimiz. Biz ona uygun makine neyse onu tavsiye ediyoruz kendisine. O şekilde üretimimiz başlıyor. Küçük bir ürün olan 500 litrelik süt soğutma tankı bir günde çıkıyor. İşte bu 5 tonluk, 5000 litrelik bir soğutma tankı olursa bir hafta gibi bir süre alıyor. Ürüne göre değişiyor üretim aşaması süresi. İhtiyaç duyulan her an çözüm ortaklarımızın yanındayız diyen Hasan Hüseyin Sarma, 7/24 hizmete hazır ekiplerinin satış sonrası hizmetinde baş aktörleri olduğunu vurgulayarak sözlerine devam ediyor. Bir çiftliğe gittiğimiz zaman, işte adama soğutma tankını götürmüşsün, kurmuşsun, sonrasında bana ne yok bizde. Günün 24 saati hangi saatte olursa olsun biz oraya kesinlikle ve kesinlikle hizmetimizi veriyoruz. Yani bizi de zaten form paslanmaz yapan en büyük unsurlardan birisi hizmet, satış sonrası hizmetti. Tüm ürünlerin satışını ve kurulumunu kendi bünyemizdeki ekibimizle gerçekleştiriyoruz diyen işletme müdürü Zahit Sarma, garanti süresi dolduktan sonra dahi üreticiyle bağlarını koparmadıklarını, imalatını yaptıkları sistemlerin arkasında durduklarını ifade ediyor. Tesis kurulumlarında tesise de biz 2 yıl garanti veriyoruz. Ha, bu demek değildir ki garanti süremiz bitti, bizim de işimiz bitti. Katiyen kesinlikle değildir öyle. Garanti süremiz bittikten sonra da biz müşterilerimizin yanındayız. Üründe çeşitliliğe gidiyor. İmalata başlanan 2008 yılından bu yana tesisin kapasitesine paralel olarak ürün sayısı da her geçen gün artıyor. Bizim tesis olarak yaklaşık yıllık 150 ton saç işleme kapasitemiz var. Yani 150 ton saçtan oluşacak makine imalatı yapabiliriz. Kazan, tank, makine imalatı. Çeşit olarak yaklaşık 30 civarında ana grubumuz var. Bunun yanında İşte ürünün büyüklüğüne, küçüklüğüne bağlı değişik alt gruplar var. Yaklaşık bir 50-60 çeşidi buluyor ürün grubumuz. İşletme müdürü Zahit Sarma sektöre katkılarına değiniyor. Biz bu sektöre kaliteli, insan sağlığına zararsız, hijyenik ürünler üretilmesi için makineler imal ederek ve bu imal ettiğimiz makinelerin burada hijyen çok önemli, iç temizliklerini düzgün bir şekilde yaparak katkıda bulunuyoruz. Katkı bununla sınırlı değil elbet. Zahit Sarma, yurt dışından makine ithalatının önünü kesme noktasında da önemli bir işlevleri bulunduğunu dile getiriyor. Paslanma sektöründe yakın zamana kadar bütün makineler ve kazan grupları yurt dışından ithal ediliyordu. Tabii ki bizim dövizimiz yurt dışına gidiyordu, paralarımız yurt dışına gidiyordu. Bizim ana hedeflerimizden birisi de bu imalatı ülkemizde yaparak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak. Bunun yanı sıra tabii ki istihdam sağlamak, tüketicilerimize kaliteli ürünler sunmak, hedeflerimiz bunlar. Süt ve süt ürünlerinin sağlık ve hijyen koşulları göz önünde bulundurularak elde edilmesi, taşınması, işlenmesi, üretimde sürekliliğin sağlanması açısından önem taşıyor. Sertifikalara ve standartlara dayalı üretimin artmasının yanı sıra denetimlerin de sıklaşması pazarda sadece iyilere yer açıyor. Hasan Hüseyin Sarma,
pazardan aldıkları payı artırmak hedefiyle yollarına devam ettiklerini söylüyor. Bizim sektörümüzle ilgili belgelendirme konusunda biz tamamen bütün belgelendirmelerimizi yaptık. Belge konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Yani bizim işte nedir bize lazım olan belgeler? İşte bir hizmet yeterlilik belgenizin olması gerekiyor, bir C belgenizin olması gerekiyor. Süt soğutma tanklarında deney raporlarınızın olması gerekiyor, garanti belgenizin olması gerekiyor, hizmet sonrası satış yeterlilik belgeniz olması gerekiyor. Biz belge konusunda bunların hepsini tamamen tamamladık, bitirdik. Belgelendirme konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Sarma Ar-Ge çalışmalarına ve yeni ürün geliştirmeye önem veriyoruz. Her yıl pazara yeni bir ürün sunmaya gayret ediyoruz diyor. Enerji üreticinin en büyük maliyet kalemini oluşturuyor. Bu konuda masrafı azaltmak soğutmanın daha kısa sürede yapılmasıyla mümkün kılınır diyen Sarma, buna çözüm olacak yeni bir proje üzerinde çalıştıklarının da müjdesini veriyor. Ar-Ge konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Yani bu işte biliyorsunuz dünya için enerji çok en önemli noktalardan birisi. Bunun için ne yapabiliriz biz? Biz bir şeyler yapmamız lazım. İşte sütü adam tankına koyduğu zaman 2,5 saatte değil de biz bunu 1 saatte nasıl soğutabiliriz? Bununla ilgili şu anda bizim saklı tuttuğumuz bir çalışmamız var. İnşallah bunu da başarıp hem vatanımıza faydalı hem kullanıcı kardeşlerimize faydalı daha az parayla, daha az masrafla aynı işi yapabilecek dereceye getirecek bir üretim amaçlıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Firma için verimlilik üretimde çıkış noktasını oluşturuyor. Daha nitelikli üretim için yatırım da durdurak bilmiyor. Yeni makineler alıp işini daha kolaylaştırıp daha estetiğe önem vermek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki hedefimizde de işte kendi kazandığımızla dışarıdan hiçbir destek almadan, devletin herhangi bir kurumundan herhangi bir şey almadan yatırımlarımıza devam edeceğiz, kazandıklarımızla devam edeceğiz. Tabii yatırımları yaptığınız zaman sadece yatırımla işte makine yatırımıyla bu iş kalmıyor. İş istihdamı sağlıyorsunuz. Yani bu şekilde büyüyüp gitmeyi hedefliyoruz inşallah. Hedeflerimiz bunlar. Hedefler doğrultusunda plan ve program dahilinde adımlar atılırken Konya'nın sınırları aşılıyor. Satış ve pazarlama konularına son derece önem verdiklerini dile getiren Sarma, tüm Türkiye'ye hitap eden firmalarının bayiler kanalıyla pazardaki payını artırdığını ifade ediyor. Biz şu anda Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerine ürün satıyoruz. Şu anki Türkiye dışında da hedeflerimiz var. Yurt dışına açılma hedeflerimiz var. Yurt dışından birkaç firmayla görüşmelerimiz var. İşte kısmet olursa oralara ihracat düşünüyoruz. Yani burada hedeflerimizden birisi de az önce bahsettiğimiz gibi ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Ekiplerine ve abi kardeş olarak birbirlerine duydukları güven başarının anahtarı oluyor Sarma ailesi için. Bizim başarımızın sırrında en büyük unsurlardan birisi abimle birbirimize aşırı derecede güvenimizin olması. Güven bizim için çok önemli. Yani biz birbirimize, ben burada yokken biliyorum ki burada abim var. Veyahut da abim burada yokken biliyor ki kardeşi var. Bizim için en önemli olan nokta güven, güven meselesi. Başarıyı artıran bir başka etken kalite standardını yakalamak. Ancak ne yazık ki her firma için aynı özenden bahsetmek zor diyor Hasan Hüseyin Sarma ve merdiven altı üretimden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Konuşmasına haksız ve kırıcı rekabet çok fazla. Merdiven altı dediğimiz üretimin önüne geçilmeli sözleriyle devam eden Sarma, maliyeti azaltacak, karlılığı artıracak güç birliği için üreticilere davette bulunuyor. Biz bütün belgelendirmelerimizi yaptık. Bütün her şeyimiz muntazam, hiçbir eksiğimiz yok. Ama merdiven altı diye tabir ettiğimiz bir takım üretici arkadaşlarımız var. Ve ellerinde hiçbir belgelendirmeleri yok. İster istemez bu insanlar size rakip oluyorlar. Ve müşteri sizi onunla kıyas etmeye çalışıyor. Tabii biz bir şekilde bizim onlarla kıyas edilemeyeceğimizi müşterimize anlatıyoruz. İkna edebildiğimizi ediyoruz. Edemediğimiz gidiyor, başka yerden alıyor ama
Aldıktan sonra bir takım pişmanlıklar duymaya başlıyor ve tekrar diyor ki bu arkadaşın dediği doğruymuş, biz doğru yere gitmişiz ama seçimi yanlış yapmışız diyor. Tekrar bize dönüp gelen birçok müşterimiz var. Sektörün gelişimine değinirken sektörden kaynaklanan sıkıntılar da bir başka konu başlığı oluyor. Hasan Hüseyin Sarma, nitelikli elemana duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığı tespitinde bulunuyor. Bizim sektörümüzün en büyük eksiği, bilmiyorum bu birçok sektörde de insanların yaşamış olduğu sıkıntılarından birisi, kalifiye elemanın olmaması. Yani tabandan eleman yetiştirilmemesi. Kalifiye eleman olmadığı zaman sıkıntılarınız ister istemez kendiliğinden dağ gibi büyümeye başlıyor. Bunun için de tabii ki biz burada devlet büyüklerimizden işte 12 yıl mecburi eğitimi yaptık ama devlet büyüklerimizden biz ve bizim gibi sektörde olan insanların kalifiye olarak çalıştırabilecek elemanların o okullarda yetiştirilmesini biz devlet büyüklerimizden gerçekten talep ediyoruz. Yani şimdi kalifiye bir elemanınız olmadığı zaman siz ne kadar makineleşirseniz makineleşin, ne kadar büyümeyi hedeflerseniz hedefleyin, sonuçta bu iş hangi iş olursa olsun insan gücü olmadan, çünkü insan biliyorsunuz ki eşrefi mahlukat, yani mahlukların en şereflisi, o olmadan kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şey yapamazsınız. Ülkemizde %96'ya ulaşan KOBİ'lerin en yoğun görüldüğü illerin başında Konya geliyor. Şehrin sanayisine projeksiyon tutan Hasan Hüseyin Sarma, Konya'nın gücüne işaret ediyor. Benim açımdan soracak olursanız, sanayi sektöründe Konya Türkiye devi. Bizde üretilmeyen hiçbir şey yok. Gerçekten yani bizim şehrimizde devasa büyük fabrikalar da var. Gerçekten üretilmeyen hiçbir şey yok. Bizim sektörümüze geldiğimiz zaman, bizim sektörümüzde de bu işin Türkiye genelinde, bu işin yapıldığı yeri herkes Adapazarı olarak bilirdi. O şekilde adlandırırdı. Ama maalesef öyle değil. Konya şu anda bizim sektörümüzde, yani paslanmaz gıda makineleri, krom gıda makineleri sektöründe bence Konya Türkiye'nin, bana soracak olursanız, bir incisi diyebiliriz yani. Bir incisi. İşletme Müdürü Zahit Sarma, talepleri karşılamaya hazır nitelikli kadrolarıyla sektörde isimlerinin daha gür sesle çıkacağı günlerin yakın olduğunu dile getiriyor. Türkiye'de paslanmaz sektöründe üretici bir firma olarak biz ülkemizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak için sonuna kadar hazırız. Hedeflerine değinerek sözlerini noktalayan Form Paslanmaz Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Sarma, koşulsuz müşteri memnuniyeti, iş ahlakı, dürüstlük ve kaliteden taviz vermeyen bir firma olarak başarımızı ve marka değerimizi artırmak adına çok çalışacağız diyor. Rahmetli Sagıp Sabancı diyor diye hep ileri. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Biz çalışacağız, çalışacağız. Allah bize neyi takdir ederse biz orada olmak istiyoruz.